Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda upload imaj işlemini yapacağız. Burada MVC tarafında veya fark etmez herhangi bir tarafta eklediğimiz resmi API'ye gönderiyor olacağız ve database'e yazacağız arkadaşlar. Yani daha doğrusu database'e değil de resmi fiziki olarak API'ye göndermiş olacağız. Şimdi projemizi açalım. İlk etapta projemizde static file'larımızı ekleyelim. Şöyle app use static files dedik. Bu ne için? Göndereceğimiz dosyaların vvroot'a gitmesini sağlıyor arkadaşlar bu. Şöyle aynısını kopyalıyorum. Aynı şekilde MVC'ye de ekliyorum. Ben bu yöntemi tercih ettim. Siz daha farklı bir yöntem yapabilirsiniz. Static files zaten burada varmış. Şöyle toparlayalım. Şöyle. Tamam. Bunları düzenledik. Şimdi gelelim business kısmına. Şöyle abstract geliyorum. Sağ tıklıyorum. Add class. I upload image service. Tabii bu interface olacak. Ekledim. Ekledim. Public diyorum. Şöyle task API data response. Burada upload image DTO diye bir class'ımız olacak. Hemen entity'ye geldim. DTO'sa geldim. Ekle. Burada isimler aslında aynı olması sıkıntı olur. Şöyle diyelim. Diğerlerini de düzeltiriz. Ekle dedim. Class. Şöyle. Arkadaşlar. Remove diyerek kullanılmayanları kaldırdım. Şurada Alt Enter dedim. İmaj dedim. Şimdi bir de şurada Alt olabilirdi. Şu Types Users Clients. Bunları düzelteyim arkadaşlar. Users. El atmışken şöyle. Aus diyelim buna arkadaşlar. Aslında şey değil ama uygun değil ama outlaw aynı olması sonra projede hata verebilir. Bu da bizi uğraştırmasın. Tamam, şöyle kapattım
diğerlerini tabi şeyi de kapatmış oldum. Şöyle kopyaladım. Geldim concrete'e, add dedim. Business'lık bir işlem olduğu için sadece business'ta açıyorum bunu. Bu neden hata verdi? Evet. Tabii ki ismini yazmadan devam ettik. Upload. Şöyle şu upload image seçim edin. Asinkron dedim. Burada da file upload API diye bir class oluşturuyorum arkadaşlar. Şöyle şurada geldim. Şuraya ekle dedim. Aslında bunu geçiyor da diyebilirim. Geçiyor'ya ekliyorum. Şöyle geldim. İçerinde ne var? Files var. File iframe for iform file. Web environment, web root path. API adres diye bir adres var. Şunu tabii ki ismini şöyle DTO diye değiştiriyorum. Şunu kapattım. Böylelikle şeyi tamamlamış olduk. Şey ekledim mi? Şuraya yaptık. Tamam. Buraya geliyorum. Upload image service public. Şöyle ekledim. Implement ettim arkadaşlar. Şöyle remove dediğim using'leri çalışmayanları. Şimdi buraya tabii ki şeyi ekliyorum. Localization service at provide very don't ekledim. Constructor'a da ekledim. Şimdi arkadaşlar burada şöyle if file upload API'deki files length'i sıfırdan küçük ve eşitse hata vereceğiz arkadaşlar. Return new error API upload image DTO olarak dönüyor. Burada ne istiyor bizden? Şöyle önce datayı istiyor. Data null. Sonra error kodu istiyor. Localization service şöyle kestim. Alt enter'la using'ini ekledim. Şimdi burada nasıl bir şey yapalım. İşlem başarısız. On authorize. Şöyle yapalım. Buraya gelelim. Validation değil de
info mu diyelim, burada şöyle kaydediliyor. Kullanıcı bulunamadı. Şöyle bir düşünelim. Burada şimdi ne işlemi oldu? Resim eklenemedi yani. Resim bulunamadı. Şöyle bir şey yapalım. İmaj not found diyelim ve şuna 2 diyelim. Resim bulunamadı. Ya da resim mevcut değil dedik 2002. Hemen bunu buradaki arkadaşa bir sözcü ekliyoruz. Şöyle tr'ye tıkladım. Resim mevcut değil dedim. Şöyle bir daha buna ekledim. İmaj not found. İmaj not found dedik. Şöyle kaydettim. Shift Ctrl S deyince bütün sayfaları kaydediyor arkadaşlar. Sonra servise tekrar geldim. Bu resort, şunu bir temizleyelim. Temizlik olsun. Bir dakika. Error. Şimdi burada ne dedik? Datayı verdik. Mesajı verdik. Tabii şey vermemize gerek var mı? Yok. Bu neden hata verdi? Şöyle. Bir dakika. Hemen şurada bakalım. Burada. Bu da hata verdi. Allah Allah, proje şeydi. Using'i değiştiğimiz için arkadaşlar hata veriyor proje. Şöyle bir temizlik yapmamız gerekecek. Şurada itiyorlarım. Bir daha ekledim. Şuraya şurada da vardır. Öteki tarafta da vardır. Hata başka nerede var bakalım. Ekledik. Başka şurada users olarak ekledim. Başka şöyle bunu da ekledim. Bu hatalar şey dosyalarını S eklediğim için oldu. Arkadaşlar şöyle burayı düzenledim. Burayı düzenledim. Şöyle tamam. Bayağı yerde de varmış. Tabii. Bunu da ekledim.
yukarı geldim. Ona da S ekledim. Burası zaten hata veriyor. Şuraya bakıyorum. Şimdi burada imajda demeye gerek var mı? Bakayım. Şöyle. Geri geldi. Null olarak verdim. Şimdi benden ne istiyor? Mesela datayı verdim. Null olarak. Mesajı verdim. Şöyle yazarak devam edelim. Belki yüzümüzden kaçırdığımız bir şey var. Message. Ondan sonra ne var sırada? Tabii şu result kodu döneceğiz. Sonrasında da tabi ne diyor burada? Result kod dedi. Burada bir şey kalmadı. Hata veren bir şey kalmadı. Ne diyor? Result kod. Overload. Şuradan bakalım arkadaşlar. Data message false. Data message success. Result code. Acaba şey mi yanlış yaptık? Numarasını mı yanlış yaptık? Şöyle. Kaydettim. Devam edelim arkadaşlar. Bakalım şeyde ne olacak. Sonra if diyoruz. Directory. Nokta exit var mı diyor. Eğer buradan hata vermediyse file upload api nokta web hosting web rootpad. Evet. Varsa bu dosyayı oluşturuyor. Anlayamadım hatayı. Şöyle bir şey deneyeceğim. Return new dersen hata verecek mi bakalım. İkinci bir şey kaldı ya. Arkadaşlar sıkıntım şuradaymış. Şöyle bir de 140 yapalım. Şöyle büyük gözüm. Şuradaki asinkrondan sebep hata veriyormuş. İmaj böyle bir hataya, yani dönüştü bizi böyle bir hataya düşürdü. Sonrasında devam ediyoruz. Var diyorum. New file name eşittir quit
new grid to string artı pet nokta get extension diyorum. File upload api nokta file name dedikten sonra using bloğumu açıyorum. Buraya file stream dedim. Sonrasında file stream'in içine file upload api nokta web hosting pet artı in file name diyorum arkadaşlar. Burada file upload api nokta file copy to diyorum. Dosyayı kopyalıyorum. File stream ekledim buraya. File stream flush. Ondan sonra upload image detail. Ne diyorum arkadaşlar? Şöyle detail dediğimde nokta upload image diyeceğim. Full pet nokta full pet eşittir. Evet. Task form result file upload api nokta api adres artı upload. Tabii bu isimli dosyaları da açmayı unutmamamız lazım. Upload artı new file name dedik. Return new success. API data upload image detail şöyle buraya upload image detail'ı ekliyoruz. Sonrasında da mesajın ismini gönderiyoruz. Kod OK. İşlem başarılı diyoruz. Başka bir şey var mı bunun? Şurada bir hata aldım. Şurada file stream'i quit demeyi unuttuk arkadaşlar. Şöyle pardon. File'e quit edeceğiz. File stream file değil de şöyle file. Bu şekilde göndermiş oluyoruz. API'mizi burada OK verdik. Mesajı verdik. Zaten OK dönecek. Aslında mesajı mecbur göndermemiz gerekiyor. Tamam. Şimdi burası service tarafı tamam. Şeyleri açalım. Klasörleri açalım. Şöyle geliyorum. API'ye tabii şeyi eklemedik. Şöyle dosya adını önce şöyle bir ekle dedim. Root
Bu onu kendi otomatik görüyor zaten. Şuraya da add dedim. Upload. Tamam. Şöyle kopyaladım. Bu dosyasına da aynı şekilde şey tarafına, envis tarafına da ekledim. Burası tamam, burası tamam. Şöyle. Hepsini kaydetmiş olduk. Controller'a gelelim. Şöyle upload imaj diye aldım. Core'u kapatıyorum. Şurada ekle dedim. API. Dedim ve ekledim. Arkadaşlar şöyle bunu kaydediyorum. Şöyle video diyeyim şuna. Biz isimleri mi yanlış verdik yoksa imaj servis şu ed olmayacak, ondan sonra tabii şurası da şöyle geliyoruz, result success'e okey diyor. Şurada kal burada. Evet kalsın. Şimdi bunu da sildik. Web API tarafı şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda MVC tarafını hallediyor olacağız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.